Doktor bey annenize geldiler. Hayrola? Bir şey yok maşallah ama insan yaşlanınca hayat tatlılaşıyor evet. Küçük bey. Ne olur dinle beni. Barışmamız, dost olmamız lazım artık. Bir rüzgar esti, ne varsa alıp götürdü içimden. Benden nefret etmen için sebep yok artık. İnanmıyorum sana. Bu yaralar hiçbir zaman iyileşmez. Senin içindeki kötülüğü yok etmenin tek yolu var. O da yüreğini söküp atmak. Kenan! Aramıza karışmakla ailemize en büyük leki ve şerefsizliği sürmüş oldu. Bu kâfi. Bir daha önüme çıkarsan o yılan kafana ezerim. Aman babam, bu adamı hiç ne alıyorsun bu hayvanlara işkence etmekte? Ruhlarını terbiye ediyorum. İşkence, acı, korku. Bunları tatmayan mahluk kuvvetli olamaz. Kuvvetsizlere de dünyada yer yok. Senin gibi sapıklara da yer olmamalı. Benim sapıklıktan hiç şikayetim yok. Asıl derdim malum. Parasızlık. Eniştemden bir şey koparabildin mi? Bak, bu son. Çok sızlandı mı? Ona kalsa eli açıktır. İstediğim kadar verir ama... Her şey şu koca karının elinde. Bu kadar güzel masal anlatan insan görmedim. Dinlemesini bilen çocuklara güzel şeyler anlatılır. demek bugün ayrılıyoruz Ayşe, öyle mi? Evet babaanne. Ama bir hafta sonra yine beraberiz değil mi? Tabii. Yalnız Ece'yi bulamadığım için çok üzülüyorum. Ece mi? O da kim? Söyle bakayım. Yeni alacağımız bebek. Kaç gündür arıyoruz, bir türlü bulamıyoruz. Nasıl şeymiş o? Nasıl olduğunu bilmiyorum ama... ...onu görür görmez tanıyacağımdan eminim. Muhakkak ki bütün bebeklerden daha güzel... ...daha sevimli olacak. Beni anlayacak, bana arkadaş olacak. Saçma! Neden saçma olsun? Biliyorum. Şu anda o da sabırsızlıkla beni bekliyor. Belki etrafında birçok güzel oyuncak bebek var ama benden uzak olduğu için kendisini çok yalnız hissediyor. İşte okulun yuvan. Beğendin değil mi? Verdiğin sözü unutmadın değil mi? Ayrılırken sokak çocukları gibi ağlamak, burun çekmek yok. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin yavrum. Sormayın beyefendi. Küçüğün eşafihimiz geldi. Sabahleyin iyice telaşa düştük. Sizi tanıyorum ben. Uçakta beraber yolculuk ettik. Ya öyle, hiç farkında değilim. Senin yerinde olsam Nurten Hanım'a gücenirdim. Neden efendim?
Ayşe uçakta hep sizinle alakadar oldu. Çocukları sevdiğinize göre onun bu ilgisini cevapsız bırakmanız garip. Ama belki de elinizdeki kitabı merak etmiştir. Fakat baba, kitabı merak eden ben değildim ki, sizdiniz. Hatta o kadar çok baktınız ki boynunuz artık diye korktum. Hem ben okuma bilmiyorum ki kitabı merak edeyim. İyiyim ama. Neredeyse zil çalacak. Ben gideyim. Hadi bakalım. Baba kız ayrılmak saati geldi. Sakın ağlamak yok ha. Unutma ki bundan sonra ben de senin baban sayılırım. Demek tam bir sene bu odada oturup bu yatakta yatıp seni düşüneceğim. Geri dönmeni bekleyeceğim baba. Bak yavrum. Gel şuraya. Burada birçok arkadaşın olacak. Yeni yeni şeyler öğreneceksin. Her akşam odanda yalnız kalınca düşün ki İzmir'deki evimizdeyiz ve ben senin odanın yanındaki odada yatıyorum. Sık sık mektup yazacağım. Hızledikçe okutursun. Okuma yazma öğrenip bana yazacağın ilk mektubun heyecanını düşün. Annenin ölümünden sonra bir insanın mesut veya bedbaht edecek ne varsa sen de buldun. Ufacık bir gülüşün, tatlı bir bakışın beni sevindirdi. Gözlerindeki bir damla yaş en büyük acıyı verdi. Seni çok sevdiğimi, bu ayrılığın her ikimizin de iyiliği için olduğunu unutma. Ayşe. Beni anlıyorsun değil mi yavrum? Ne bakıyorsun bana öyle? Ezberlemek mi istiyorsun? Hayır baba. Seni ezbere biliyorum ben. Sen kalbimdesin benim. Ayşe size emanet.